Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bayramda oynayabileceğiniz 5 tane birbirinden güzel oyuna bakıyoruz. İlk oyunumuza başlayalım. İlk oyunumuzun adı Into the Circle. Ne yapıyorsun abi bu oyunda? Hop dur şu sesini bir tık kısalım. Anırdı çünkü bir anda. Çıkayım oyundan. Abi Into the Circle oyunu... Curling diye bir oyun var biliyor musun? Curling. Haha aynen. Böyle buzları temizleye abi. Böyle topu bir yerde tutmaya çalışıyorsun. Onun mobil versiyonu bu. Oba. Bak aynı abi. Kafa değil mi? Aynen bak şu şöyle dönüyor. Burada tutuyorsun gücü doluyor ve bırakıyorsun hop. Sonra batırıyorsun. Klasik curling'deki mantık var yani. Aynen şeyinin öyle. Ortası yuvarlağın içinde tutmaya çalışıyorsun şeyi. Aynen hacı. Peki abi şey mi? Tek kişilik mi veya ne bileyim 2 kişilik oynanabiliyor tek, mu? Tek. Ama şey yapabilirsin. Abi ben 8 kastım sen kaç kastın gibisinden kapışabilirsin. Bence her oyun 2 kişilik olabilir o şekilde. Yani, şu an şey oyunların bug'ını buldum galiba. Bak abi. Şöyle bastım. Hop. Ortada bırakırsan daha ekstra. Bak perfect dedi, mükemmel dedi. Gayet. Böyle gidiyorsun. Oyun. Peki abi bu şekilde sonsuz mu gidiyor? Ben bölümü atlayıp şey yapıyor musun? Skor kasıyorsun abi. Bütün sonsuz gidiyor yani. Aynen tabi mesela hani ileride zorlaşıyor. Şunu almış en uzağa koymuş falan filan. Ha. Gücü böyle tam ayarlayamazsan batırıyorsun. Mesela bunu da şimdi ayarlayamayacağım gibi geldi bana. Aha ayarladım. Helal ekstra canım. Böyle şeyler falan gelmiyor o zaman önüne. Böyle bölüm atladıkça ne bir engel falan bir yere çarptırıp da sokma falan kafasında bir şey yok abi. Yok abi hiç öyle şeyler yok. Oyun Android ve iOS platformlarında var. Kanayan yaramız Windows Phone'da maalesef yok. Ve bedava. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Bu direkt şeylik falan abi, otobüslük falan ya. Otobüslük abi ya böyle da böyle... Akraba ziyaretine falan uzun yola gidiyorsan otobüsle direkt kastır yani bunu. Aynen abi ya da böyle bayramda el öpmeye gideceğim bir yere böyle. 10 dakikalık bir mesafe arabayla gidiyorsun abi. Çatı hemen arabada. O arada değil mi? Oynayıver. Bu arada batırdım. Bak şöyle bir şey var abi. Öldün diyelim. Topladığın yıldızlardan harcayarak kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Tabii ilk ölçüde 1 aldı mesela. İkincisinde 2 aldı. Üçüncüsünde 4 alacak gibi. Bayağı sömürüyor. Ya her şey yaptığın, içine soktuğun kare sana bir tane yıldız veriyor değil mi? Yok öyle vermiyor abi. Yuvarlan içine denk geldiğin zaman. Yuvarlan olması lazım. Şöyle. Bir nevi checkpoint yani. Yaratıyor sana yani. Gibi. Hepsi vermiyor mu lan? Verdi galiba. Aa, yok vermedi. Pas geçtim. Bak şimdi az önce 2 harcamıştım şimdi 4 diyor. Aa, bak. Hadi bir tane de sen yap. 21. 21 de verdi. Helal sana. Aynen. Orayı da yap. Ooo birader 26. Affetmem. Affettim. Ama kardeşim. Affettim bu sefer seni affedeyim. 8 bak bizim 0 kalmış yıldızımız o yüzden harcayamıyoruz. Boşluğa tıklayıp ana menüye geriye dönebiliyoruz. Oyunda bölüm atladıkça... Ya da hani para harcayarak yapabiliyorsun. Hı hı. Diyeceğim olayları. Bak topu buradan değiş. Para harcanabilir ki abi ya. Topu değiştirebiliyorsun. Bence hani çok önemli değil. Hiç keyif önemli almaya bence. Bakmak lazım. Aynen. Dilersen işte reklamları kaldırıyor, 500 yıldız veriyor ve 2 tane arka planı değiştiren seçenek veriyor sana. Bunun için de 0.68 lira ödemen lazım. Bence çok gerek yok bunlara. Ya bak hiç gerek yok abi. Neyse dediğim gibi Android ve iOS'te bedava oynayabilirsiniz. Biz diğer oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuzun adı Hellrider. Bu oyun benim acayip hoşuma gitti abi. Unity'de geliştirmişler. Unity oyun motorunda. Bu oyun kafası ne abi? Abi burada cehennemde varınların gidiyorsun abi böyle. Bak şimdi. Bu da tek tuşla oynuyor. Yani tek parmağınla oynayabiliyorsun oyunu. Başladım. Bak basınca bu tarafa, bir daha basınca bu tarafa gidiyor. Ha, böyle sallam yapıyor yani. Zebanileri harcıyorsun aynen. Ha, üstüne mi sürüyorsun? Tabii. Buradan olacak. Burada ha şunun altından geçmem lazımdı. Geçemedim. Ve sürekli mekan değişiyor gibi oluyor. Ha bir de geriye falan da döndürüyor seni. Tabii. Yımışma yapıyor, beyin yımışması. Bak şimdi boss gelecek abi. Oba. Değişmesi falan kayak olmuş. Hayda. Orada çarptığım için onu çıkardım. Ya bu var ya sırf bu yüzden para şeyi vardır bunun içinde. Kesin onu kaldır falan kafasında. Tabii vardır canım olmaz mı? Çünkü direkt yandırıyor abi baksana. Abi ama oyun bence grafik olarak falan benim bayağı hoşuma gitti ya. Ne diyorsun? Abi kastırır bu tarz oyunlar ya. Abi tam. Hırs yaptırır yani. Tam ocak söndürür. Kısa vakitte oynamalık. Aynen. Bak şimdi. Gelecek mi vicdansız boss gelmedi. Boss'a daha erken herhalde oğlum yeni başladım lan. Abi çok hızlı gelebiliyor ya. Her an gelebiliyor. Anlık boss'a.
Aynen. Ansızın bu. Bakalım, aha bak geldi. Abi o bize sürekli bomba atıyor. Şunu alırsak bir kere ölme hakkımız oldu şu an. Bak öldüm bir kere. Yeniden başladım. Direkt kaldığın yerden başlıyorsun. Bunu alıp da bu vicdansızı fırlatabiliyorsun. Oba. Bir kere geldiği zaman gebeliyor kendisi. Öldürdün mü hiç peki abi? Öldüm. Öldürdüm ama şu an öldüremedim. Oyun Android ve iOS platformunda var. Bedava. Yine Windows Phone'da maalesef üzülerek söylüyorum ki yok. Şeyi var mı? Öyle satın alabileceğim bir şey var mı? Var abi bak burada. Reklam kaldırma banko vardır zaten de. Shop kısmı var. Alışveriş kısmı. Bak buradan tipolojiyi falan değiştirebiliyoruz. Tabii cehenneme gidip de şununla oynamak biraz sanki saçma olur. Cehenneme sokulmaz o. Ama güzel tipler var. Ekstra bak bir şey de alamıyorsun galiba, silah gibi bir şey. Demin bomba fırlattın ya o kafada. Yok yok. Ama diyor ki bu karakteri açmak istiyorsan reklam izle diyor. Hiç gerek yok. Şöyle yanlaya yanlaya gidiyorsun abi. Neyse. Çok iyi oynayamadım sanırım. Bu oyundan yani, kıllı da biraz. Çıkabiliriz. Ama kastırır yani. Çok güzel abi. Ben bayağı sevdim bu oyunu. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuzun adı neymiş? Neymiş? Yuh. Yuh mu? Yuh. Hayda. Evet abi. Bu yerli yapım bir oyun. Yuh mu yuh mu? Yuh abi, bildiğin yuh. Oha yuh falan. Oradan gelen yuh. AA ekolünden gelen bir oyun. AA'yı sen çok iyi bilirsin. Aynen kardeşim. Senin delirtmişliği var AA'nın. O kafada mı? O kafaya çok yakın abi. Şu an için sadece Android'de var ve bedava diyerek başlayayım. En baştan başlayacağım oyuna. Direkt fail abi. Hatta bir dakika, en baştan başlayamıyoruz galiba. Dur bakayım. Seçme yok mu? Choose level var bak, yukarıya koymuşlar şeydeki gibi. Birden başlayalım ve go diyelim. Abi beyaz topu bizim dairemizin içinde tutmaya çalışıyoruz. Daireyi bak böyle böyle döndürüyoruz. Olay bu. AA'ya kafa olarak benziyor. Benzeme şansı şey zaten yok böyle da bir oyunun. Yerli yapım oyun. 40 farklı bölüm olduğunu söylemişler. Ha, top sayıları var abi, ona göre şey yapıyorsun. Tabii. Tabii yani reklamlar kaçınılmaz. Aynen, o zaten sana en başta veriyor o top sayını. Bak kim çıktı. Kim olan? Kate Upton. Kardeşim lütfen kapat, dayanamıyorum. Kapattım. Bak ikinci level'da oynayalım. Diyor ki kırmızı topları alma. Onlara direkt şey mi yaptıracaksın? Dışarıya doğru çarptıracaksın. Aynen. Değil mi? Dışına çarpması lazım. Yani bizim topun içine girmemesi lazım. Şu an çok kolay oyun. Yani canım. Tabii ilerledikçe yuh 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 falan diyorsun böyle. Zaten oyunun ismi de oyunu test ederlerken öyle bir yerden gelmiş. Yuh demişler oynarken kendileri de. Baktım buna, sallıyor mu şu an? Baktım, niye sallayayım oğlum, ben sen miyim? Bak dışına çarptırdık. Hayda. Fail. Oyun mantık olarak böyle. Aslında basit bir mantığı var, çok anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi şu an için sadece Android'de yani ilk var. İlk bölümler biraz tıraş gibi olsa da ilerleyen abi, bölümlerde mi? Çok, şey çok falan zorlaşıyor. Zaten izleyen arkadaşlar da oynayacaklardır. Kaçıncı bölüme geldiklerini yoruma bizimkiler yazsınlar. Bizimkiler garanti kasar abi. Bunu abi 40 bölümü ben yarım saatte bitirecek takipçi tanıyorum abi. Çok aynen. Net. %1 milyon abi. Neyse geçelim bu oyunda. Şimdi dördüncü oyunumuza bakalım. Şunu şöyle temizleyeyim. Dördüncü oyunumuz baksana nostaljinin babasını yaşatacak. Hadi bakalım. Golüç falan mı lan yoksa? Abi golüç değil ama tip olarak golüçe çok benziyor. Tipoloji ondan biraz şey yaptım da. Aynen ama harbi benziyorsunuz ha. Golüç'ü böyle şeye uyarlamışlar. Mobil platforma uyarlamışlar. Kapışmıyorsun karşılıklı. Kick Hero. Tekmeci kahraman. Diyerek çok saçma bir şekilde çevirdim. Ak abi. Bunlar kötü adamlar. Biz de buyuz, tamam mı? Topunla şey yapıyorsun. Top şu yuvarlağın içine gelince vurmamız lazım. Ben vuramadım. Göstermek için. Şimdi ha, onları mı? Önde kaçanları mı şey yapma? Ha. Bak abi topu böyle vura vura ilerliyoruz. Karakter direkt golü. Bombalan. Bak yetişemedim. Cazı. Bir kere dener misin? Denerim kardeşim. Şöyle start yapalım. Hop. 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 Ben en çok 25 puan yapmışım. Hop. Hayda yetişemedim. 5'te kaldım. Dur bir kere lan canım. Hadi oyna lan. Acıdım. Başlat lan. Ya bu tarz hani nostalji oyunları sevenler için, golüşü bir nebze de olsa hatırlamak isteyenler için bulunmaz nimet. Keşke bence golüşü bu falan yapsaydık. Yüh! Peki buna ne diyeceksin? Helal sa... Ah be! Aa, o 3 komboydu yani. Aynen. Şimdi son kez de ben oynuyorum. Efe'yi gözümüzün önünde yeniyorum. Hayda. Burada da mı kapışma böyle her?
Ravşat atmadan gelme bana. Oo, arka arka şey yaptığın zaman gaza geliyor ha. Tabii canım, aynen coşuyor. Aynen. Ama gene de bir golüş değil be kardeş. Golüşün yerini hiçbir şey tutmaz. Golüşün basket versiyonu falan oynuyor muydun lan? Basket hiç oynamadım. Ben buz okeyi, basket hepsini oynuyordum bir tane. Harbi mi? Aynen. Deli gibi. Burada böyle kendi reklamlarını falan filan koymuşlar, yani bir şeyler evet yapmışlar. Tabii bizim için çok önemli değil. Ayarlar kısmında da çok çok fazla bir şey yok. Sesi kapatabiliyoruz. Bunda paralı pullu bir şey yok galiba. Nasıl oynandığını görebiliyoruz. Paralı pullu alıp alacağım bir şey var mı yani? Ya reklamları kapatabiliyorsundur en fazla. Onun dışında zaten pek bir şey yok gibi zaten. Aynen öyle. Gayet düz bir mantık yani. Oyunun da hangi platformlarda olduğunu da söyleyelim. Sen söyle istersen. Sence? Bence Android ve iOS. Aynen abi. Yine Windows'da maalesef oyun yok. Üf, kafadan fena götürdüm ha. Son kez oynuyorum. Ay. Zor. Tam öyle sanki kafa atacakmış gibi oluyor ya. Aynen abi. Sıçramı ama atamıyoruz. Neyse. Son bayramlık oyunumuza ince ince geçelim. Son bayramlık oyunumuz Zoid Trip ismindeki oyun. Trip mi? Trip. Trip mi, az trip mi? Abi bak şimdi şu üçgen dingo var burada. Uçurtmaya benzetebilirsin. Neye benzetirsen benzet abi. Bunu da böyle. Hellrider'a bir ince benziyor oyun. Aynen. Ama ağır kilitliyor. Salon kafası yani. Ve grafikler basit olan oyunları ben çok seviyorum nedense. Hiç zorlamıyor abi. Hani ekran her yerinden bir şeyler fışkırmıyor. Kafa net değil mi? Tabii. Yalnız kazık abi. Kazık değil. Aslında tek parmakla oynanıyor oyun ama şu şekilde oynayınca sanki daha rahat oynuyorsun gibi geldi bana. Ben en azından daha fazla skor yapabilmiştim. Şu an her ne kadar yapamasam da. Vay be. Böyle değişik bir oyun. Bir de ne istersen. Bakalım kardeşim. Tamam hadi git. Abi tamamen reflekse yönelik bir oyun bu ya. Başka hiçbir şey değil. Oo, ne güzel. Şu bak, ilk tarafı geçmek kazık abi. Hayır abi. İki parmakla oynan çok daha rahat geçiyorsun. Helal lan Efe. Gidiyor. Eski Zoid. Ay! Oo abi sen nerelere gittin? Tam basamadım ya. Gaza geldin. Dur reklamı atlayamıyorum ya işte. Ya senin ben var ya. Bay, söyledirecek bana bayram bayram. Abi karşına Kate attım bence. Allah'tan o çıkıyor yani. Başka aynen biri falan çıksa yani. Dur abi son kez deniyorum. Tamamdır. Oyun bu arada Android ve iOS platformunda var. Bedava. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Neyse ya. Bütün oyunların indirme linkleri açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan direkt hiç zahmete girmeden, aramakla uğraşmadan indirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Son kez deniyorum. Kasar yalnız abi süre sonra söyleyeyim sana. Oyun mu? Aynen. Yani kasar dedim yani sinire bağlatır yani. Yani çok zorlaşıyor oyun ya. Öyle söyleyeyim sana. Ben biraz ilerleyebilmiştim de nedense şu an ilerleyemedim. Neyse millet. Şöyle kapatalım videomuzu. Şimdiden bu videoyu bayramdan bir gün önce yüklüyoruz. Şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun aynen diyelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpelim klasik olaraktan. Aynen öyle. Bayramda dargın olduğunuz insanlarla konuşun, barışın. Aranızda hiçbir tatsızlık kalmasın. Aynen. Zaten bayramların en güzel özelliklerinden birisi bu. Sevin sevilin kısacası yani. Aynen öyle abi. Bir bayramda zaten bunu gerektiriyor. Son olarak da bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edin diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah.